O zaman şöyle başlayayım hızlıca. Aslında Microsoft nedir konuşuyoruz. Microsoft tanımlaması yaptı. Tekrar yapayım mı? Burayıları kesip kesip kullanır mıyız? Tek bir parçaya, bir işe ya da onun etrafındaki küçük parçalara yine odaklanıp sunmak istediğimiz hizmeti hızlıca sunabileceğimiz ve müşterimizin, kullanıcımızın hızlıca karar verip satın alma yapabileceği ve hizmete ulaşabileceği mikro yazılım ürünlerine aslında odaklanıyoruz. Bu projeler büyük cloud platformlarda ya da farklı ortamlarda olabilir. Ben AWS üzerinden örnek vereceğim. Developer'ın kodu geliştirdiği, GitHub'a gönderdiği, herhangi bir araç ile bunun servislere çıktığı, güvenliğinin internete açıldığı, ölçeklenmesinin yapıldığı ve aslında altyapının yönetildiği ortamlar var ve bu büyük ekiplerle yönetiliyor. Herhangi bir SaaS ürünün aslında arkasında görebileceğiniz yapılardan genel olarak bahsedebilirim. Buradaki servisler her bir farklı amaçlar için, bu erişim için olabilir, bu bir sadece faturalandırma için bir servis olabilir. Bu ürününüzün belli bir özelliğinin servisi olabilir. Onun arkasında bir hafızasının, veri tabanının olduğunu, yüksek trafikli servislerin ölçeklenebilmesi için cache mekanizmasının olduğu falan yapılar bunlar. Bunlar SaaS ürünler aslında. Hepsi böyle değildir tabii ki ama ben yine de bu işe aslında büyük ölçekli projelerde nasıl yaklaşıldığını paylaşmak istiyorum. Bir de community olarak biz bir mikro SaaS ürüne yaklaşıyoruz ve burada gösterdiğim gibi bir altyapı aslında oluşturmanın, bir developer'ın projeyi GitHub'daki repo'yu çıkarttıktan sonra servisin içine gitmesi yolunun, bunun ölçeklenmesi konusundaki yük dengeleyicisinin, servislerin arkasındaki veri tabanı çözümlerinin aslında bugün artık çok daha kolay bazı şeyleri var, araçlar var bunun için. Ne bunlar mesela? Vercel üzerinden gidelim. Bize aslında DNS yönetimine kadar bir ortam sunuyor. Yapacağımız şey domain bağlamak buraya. Ayrıca bize hangi framework kullanıyorsak, genelde JavaScript frameworkleri, Next gibi, Next de bu arada Vercel'in desteklediği bir framework zaten. Ben çok övüyorum kendisini. Çünkü odaklandığımız aslında frameworklerden bir tanesi. Bizim kodumuzu, framework'ümüzü standartlara uygun bir şekilde o sırada temel seviyede öğrensek bile yeterli. GitHub'daki bir repo'ya çıkarttığımızda bizim bunu hemen canlıya çıkmasını sağlayacak bir ortamı kendisi veriyor. Domainimiz bile yoksa aslında kendi verdiği domainde bunu görebilmemizi sağlıyor. Böylece bizim altyapı ve aslında bu sürekli olarak geliştirme, sürekli entegrasyon süreçlerini, bu dağıtım süreçlerini, bu karmaşıklığı tek bir bağlantı kurarak oluşturmamızı sağlıyor. Yani biz bir akşam aslında bu framework'te çalışmayı bilen bir developer olarak projemizi hızlıca canlıya çıkartmamızı sağlıyor. Aynı zamanda kendi özellikleri var. Ölçeklenme konusunda birkaç konfigürasyonla API'ların, servislerin aslında hızlıca yine internete çıkabilmesini sağlayacak serverless ya da edge function'lar veriyor ki bu sayede aslında biz birkaç API oluşturmak istersek bunu yine dediğim gibi aynı projenin içerisinde bize sunduğu bir ortamdan öncelikle yine Node.js kullanarak yapabilmemizi sağlıyor. Biz bu alanın dışına çıkmadan sadece arayüzden birkaç seçim yaparak bunu yapabiliyoruz. Bizim erişime ihtiyacımız var. Kullanıcının Google'la, Twitter'la ya da e-posta ile ya da e-posta link ile ya da şifreyle ya da telefonla giriş yapmasına ihtiyacımız var. O zaman Supabase ya da Firebase'e gidiyoruz. Hızlıca proje oluşturuyoruz. Projemize entegre ediyoruz. Ve e-posta ve şifreyi göndererek kullanıcı giriş çıkış işlemlerini yapabiliyoruz. Ya da herhangi bir başka provider'la. Veri tabanına ihtiyacımız var başka bir ortamda. Ya Supabase kullanabiliyoruz ya Planescale kullanabiliyoruz. Bizim buradaki gibi bir cache database'e ihtiyacımız var. Redis ya da Kafka. Çok fazla teknik şey söylüyorum ama çok fazla yazılımcı da olduğu için bunu yapıyorum şu an. Zaten başka türlü de anlatamazdım diye düşünüyorum. O zaman Upstage'e gidiyoruz. Bize Redis ya da Kafka veriyor. Sadece bağlantı adreslerini alıp projenin içerisinde hemen kullanmaya başlayabiliyoruz. Demek istediğim, hızlıca toparlamak istiyorum. Daha önceki yıllarda bunu yapmak zorundaydık ya da buna yakın bir şekilde o şeylere bizim girip yönetmemiz gerekiyordu. Ama artık sadece bir yere GitHub hesabımızla otantike olduktan sonra bedavaya alabileceğimiz ve gerçekten çok yüksek
oranda kullanım limiti veren platformlardan bir Redis Kafka alabiliyoruz. Bir MySQL veri tabanı alabiliyoruz. Erişim, yetkilendirme, depolama gibi şeyleri alabiliyoruz ve kullanmak istediğimizde de yine onların dokümantasyonuna gidip nasıl Next içerisinde, nasıl Next içerisinde, nasıl başka bir dilde kullanabileceğimizi görüyoruz aslında. Birkaç satırla da hemen entegre edebildiğimiz için sonucunda şuna geliyoruz hemen. Biz bir hizmet sunmak istiyoruz. Bir panelde kullanıcının giriş yaptıktan sonra bir veri girmesini istiyoruz ya da bir veriye ulaşmasını istiyoruz. Yapacağımız şey bu aşamadan sonra kurulumu hızlıca yapıp daha sonra hizmet neyse bunu uygulamak aslında. Ve bu çerçevede de sunmak istediğimiz hizmete zaten mikro ürünlere odaklanıyoruz. Mikro SaaS bir proje ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Aslında parça neyse sadece ona odaklanıyoruz ve geri kalan bütün dertleri de biz değil, hatta para bile ödemeden Vercel'e, Supabase'e, Firebase'e, Planscale'e neyse artık ona bırakıyoruz. Önümüzdeki 4 hafta bu parçalar nasıl kullanılır hem üzerine fikir konuştuğumuz hem de daha sonra bunun tool night'ını yaptığımız hem de her haftanın cuma günü gerçekten bu nasıl entegre edilir örneklerle birlikte görebildiğimiz akşamlar planlıyoruz. O yüzden bugün fikir konuşurken herhangi bir web fikrinizde, web uygulaması fikrinizde erişim konusunda benim uygulamama telefonla girilmesini istiyorum. Twitter'la otantike olunsun, Google'la giriş yapsınlar gibi düşünceleriniz olduğunda aslında bunun ne kadar kolay yapılabilir olduğunu bilmek gerektiğini düşünüyorum. O yüzden bunları paylaşıyorum şu an. Ya da bir görsel bir ses depolamak istiyorsak bunu yine nasıl aslında şu an tek başınıza yapabileceğiniz alternatiflerin olduğunu göstermek istiyorum. Ya da proje küçük bir proje ama çok yüksek trafik alacak bir servisi var. Ya da bu servise erişimi limitlemek istiyoruz. Önüne rate limit koymak istiyoruz gibi şeylerin aslında önümüzdeki 4 hafta içerisinde nasıl daha kolay yollarının olduğunu da paylaşmak. Komünite içerisinde çıkartacağımız mikro ürünlerin hangi parçalarının aslında dışarıda gördüğümüz örneklerden daha hızlı nasıl yapılacağını komünite içerisinde sonradan izlenebilir, sonradan okunabilir içeriklere dönüştürmek aslında planım. Biraz devrik bir cümle kurmuş olabilirim. Yani müşterinin mikro SaaS ürüne geldiğinde erişim yetkilendirme servislerine gitmesi, veri tabanına gitmesi, bir ses, bir görsel depolaması ya da yine yüksek trafikte aslında ürünün edge function'a, serverless function'a gelmesi ki bu serverless function'lar aslında yazdığımız parça kodların dağıtımının çalışmasının bizde olmadığı, sadece istek geldiğinde çalıştığı, böylece aslında maliyetin çok düşük olduğu ortamlar. Soru olursa daha sonraki oturumlarda bunu biraz daha detaylandırırız. Zaten detaylandıracağımız başka oturumlar da olacak diyerek duruyorum şimdi. Ve bu kapsamda aslında işin içine erişim giren, işin içine veri tabanı girmesi gereken, işin içine depolama girecek fikirlerin konuşulabileceği bir Product Night olduğunu da söyleyerek sözü hem Umut'a bırakıyorum, sonra da tekrar fikir almak için planımızı uygulayabiliriz diye düşünüyorum. Olcan'ın anlattıklarına dair burada paylaşırsak 3-5 dakika döndürürsek güzel olur. Sonrasında da şeye geçeriz. Klasik Product Night. Hani fikir ve benzeri süreçler. Denizay lütfen. Burada bu Supabase'deki edge function'la Vercel tarafta biz Next.js API'nin altına yazdığımız aynıydı değil mi şeylerin? Yani aynı amaç için aslında. Yine ikisi de serverless çalışıyor. Şey oldu. Hayır. Supabase'dekiler aslında yanlış bilmiyorsam bize verdikleri, bu arada özellikle Freeze'inde bize verdikleri container servisin içerisinde barındırılıyor ve orada çalışıyor. Ama Normal yine de server gibi çalışıyor. önünde evet ama yine de önünde CloudFront olduğu için yani çok karmaşık ya. Ya sonuç olarak bir tanesi bir sunucu container servisinin içinde çalışıyor. Diğeri de Vercel'de aslında lambdalar var aslında. Lambda'ya wrapper yazılmış sadece. Evet. Başka soru var mıdır? Genel mikro sahasa dair olabilir.
içeriye dair olabilir, sürece dair olabilir. Herkes Microsoft biliyor da. Yani ben şeyim tabii de, yani teknik olmayan non-technical biri olarak hani şaşırıyorum. Şerafettin lütfen abi. Selamlar herkese. Abi şey sormak istiyorum da bu teknik tarafa değil de içerik tarafıyla ilgili ben bir Microsoft proje geliştirmedim. Daha çok geliştirdiğim projeler böyle büyük takımlar ve şeylerle, ekiplerle. Microsoft geliştiren burada da arkadaşlar var. En büyük merakım şu, Microsoft'ın mikro kısmında nasıl durabiliyorsunuz? Yani buradaki şey şu, mesela şimdi diyelim ki ben çok basit bir uygulama geliştireceğim. Mesela şu anda hani örnek yok aklımda ama atıyorum diyelim ki Instagram'daki takipçileri alan bir servis diyelim ki Microsoft, attım şu an tamamen. Ben bunu proje olarak kafamda bu varken durum şuraya kayıyor. İşte onu takip edenleri de takip etsin. Onun işte follow ettiğini de, onun mesaj atanı da falan derken proje böyle şey ya, kafamdakine 50 feature daha ekleniyor ve yaptıkça da daha da böyle burayı da yapmam lazım. Yani bunu nasıl stopluyorsunuz? Yani uygulamanın orada gelir getireceğini ya da orada bu gelirin test edilip edilemeyeceğini belirleyen çizgi ne? Yani şu mu? Bir problemi çözsün. Tamam. Hani Microsoft'un tüm dayanağı bu mu? Yok. Ya oradaki feature'lar nasıl çıkıyor? Abi ben şöyle cevap vermek istiyorum buna. Emin ol ben de aynı şeyi yaşıyorum. Senin söylediğin şeyi sürekli yaşıyorum. Ama yine bu proje dosyasında var mı diye bir bakayım. Burada yok. Bir geri geleyim şöyle. Project Design kısmında var sanırım. Hemen bir projenin içerisine göstereceğim. Ben kendimi durdurmaya çalışıyorum bu arada. Bunu da nasıl yapıyorum aslında? Şöyle. Bir projenin aslında çok temel parçalarını çıkartmaya çalışıyorum hızlıca. Şu kadar endpoint var, bu kadar servis var. Bunlar server side, bunlar client side. Bu yetiyor. Gözümle gördüğümde şu alanı ve sadece bunları yapacağım diye durdurduğumda kendimi anca o projenin kapsamında kalıyorum. Yoksa ben düşünmesem bile arka planda şey oluyor. Ya şu servisi yapma, onun yerine bunu yap. Bu framework'ün şu versiyonu kullanma da çıktı şimdi. Next'in 13.2'si çıktı mesela. App Directory geldi. Bambaşka mükemmel özellikler sunuyor falan. Aklım sürekli oralara gidiyor. Çünkü düşünüyorum sürekli arka tarafta. Ama bir şekilde işte kapsamı çizip bunu ben kendim kişisel olarak şu an ekranda gördüğün gibi görselleştirdikten sonra duruyorum. Çünkü şuraya baktığımda kaç sayfam olduğunu, API'ımda da bir stripe'ın olduğunu, bunun birinin checkout link ürettiğini, birinin de customer portal'a gittiğini bildikten sonra burada duruyorum abi. Yeter. Başka bir şey düşünmeme gerek yok. Böyle. Umarım cevap olmuştur. Bilmiyorum. Çok çok, çok sağ ol. Teşekkürler. Uğur'un da bir cevabı var. Soru veya alalım. Sonra da Denizcan'a vereceğim sözü. Şerafettin'e ben de şöyle cevap vermek istiyorum. Microsoft olduğu için ben de kendimi sınır katıyorum. Ama yeni özellikler nereden geliyor diyorsak, onun için de feedback koyuyorum. Arada da feedback vermeseler bile insanlara bir feedback verin falan tarzında e-mailler vesaire göndererek o şekilde ürün yapıyorum. Yoksa keyfime kaldığında sınırı yok yani. Her şey yapılabilir. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Eyvallah. Denizcan'da söz. Selam. İyi akşamlar herkese. Abi bu soru ben çok geniş ve başlı başına konuşması gereken bir konu bana kalırsa. Çünkü işin gerçekten sırrı biraz orada bitiyor. Yani bu işin bir tarafı, mesela Oğulcan bunun teknik tarafıyla alakalı bir açıklama yaptı az önce. Bir de işin böyle konumlandırma, marketing, o ürünün genel çerçevesiyle alakalı olan bir kısım var ki bana kalırsa teknik taraftan bunlar daha önemli. Çünkü teknik taraf bir şekilde yapılabilir. Ama burada iş biraz şeyden çıkıyor. O bütün algı değişebiliyor yani. Biz de mesela Create Target Audience'ı hatırlıyordur. Uğur'la birlikte planlarken hani bir sürü yerde böyle Uğur hatırlar 4-5 kere gerçekten neşeri vurduk ve dedik ki bunu yapmıyoruz abi. Bunu en azından yani tek başına yapıyorsan tabii kendi kendine bunu kontrol etmen gerekiyor ama
ortakla vesaire yapıyorsan bunu dengeli sağlayabilmek biraz daha işi daha iyi hale getirebiliyor. Çünkü şey hani temelde aslında mevzu şu. Bir problemi çözüyor mu? Çözüyor. Bunu test etmek ve olabildiğince mikroda kalmak. Bu diğer bağlamda konumlandırmayla alakalı da ben bunu şöyle tarif ediyorum. Yani kendine en iyi olacağın bir kategori bulmak. Kendine en iyi olacağın bir kategori bul ve sadece o işi yap. Bir de işte tabii bu işin hani ürünler mikro oldukça aslında aldığı ücretlerin daha da arttığı gibi bir gerçek var diğer tarafta. Temel olarak böyle bakabiliriz. Ya daha çok üzerinde konuşurum da şimdi çok uzatmak istemiyorum. Soru varsa yine konuşuruz üzerine. Eyvallah. Ağzımıza sağlık. Var mı soru? Bunlardan bağımsız, şu ana kadar konuştuğumuz süreçlerden bağımsız. Mahir'in el kalkmış. Mahir lütfen. Evet, benim bir sorum vardı. Ya ben şey tarafında, şimdi çok da yeniyim bir yandan tabii ama mesela bu işte bir eksiği bulup onun üzerine ürün geliştirmede genelde en çok hani zorlandığım ya da işte belki de yine feature creep gibi kafayı en başta dağıttığım yer, hani eksik ne ya da buna nasıl bir çözüm olabilir tarafında çok böyle yani kafam daha çok dağılıyor benim. Yani şeyi bulamıyorum. İşte bunun tam olarak böyle bir eksiği var. Ya diyemiyorum ya da deyip çok fazla feature creep'e girmek gerekiyor. Yani burayı düzeltirken onu da düzelmesi gerekiyor gibi. Yani ilk başta aslında bir eksiği ya da bir şey piyasa içindeki belki de bir eksiği nasıl tespit etmek gerekiyor, biraz o konuda fikir verirseniz güzel olur. Daha çok ihtiyacı soruyorsun değil mi? Yani ürünün fikri nereden ahenkleniyor, nereden canlanıyor gibi bir evet, şey. Evet, yani o requirement'lar, ihtiyacı ilk başta nasıl belirleyebiliyoruz? Nasıl belirlemek gerekiyor? Da nasıl bir bakış açısı gerekiyor orası için? Okay. Cevaplamak isteyen varsa Denizcan lütfen. Ya benim gördüğüm kadarıyla çoğu zaman aslında çok da ihtiyaç üzerine yola çıkmıyoruz. En azından burada yaptığımız sohbetlerden onu ben görüyorum. Hani biraz daha fikir, güzel bir fikirmiş, bunu yapalım üzerinden ilerliyor. İhtiyaç konusunda bence orada işte ona şimdi eğer ihtiyaç üzerinden gitmediğimizde şu oluyor. Ya işte şimdi bir developer her şeyi yapabilir ya da birçok şeyi yapabilir. Yani ortaya birçok farklı alanda ürün çıkartabilir mesela. Onu da mı yapsam, bunu da mı yapsam gibi dağılıyor aslında. Ama ihtiyaç bazlı olduğunda o zaman sadece kendi ilgi duyduğun alan üzerinde zaten, yani o alanın içerisindesin. O alandaki eksikleri tespit ediyorsun ve dolayısıyla bunlara bir takım çözümler getiriyorsun. Yani burada kendimizi aslında sadece kendi alanlarımıza odaklamak bir parça çözüm olabilir. İşte developersan developerla alakalı konularda önce kendini odaklamak. İşte micro SaaS ile ilgileniyorsan micro SaaS ekosistemin içerisindeki bir takım açıkları zaten görüyorsundur. Yani kendin parçası olduğun bir yapının içerisindeki eksiklikleri görüp onun üzerine inşa edince daha anlamlı bir hale varabiliyor ve gerçekten ihtiyaçtan doğmuş oluyor dolayısıyla. Eyvallah. Yani girişimcilik ekosisteminde genelde dert kendi derdin oluyorsa daha satılabilir bir ürün oluyor açıkçası söylemek gerekirse. Yani başkasının derdini sahiplenmek daha hikayesi anlatması zor bir iş. Ama kendin yaşayıp tespit edip ben bunlara çözüm önerisi geliştirdim dediğinizde nedense daha ulvi bir şey yaklaşım oluyor, karşılık buluyor. Hakikaten bu çok içinden mi geliyorsunuz yoksa mahallenin dışından çözüm mü üretiyorsunuz gibi bir durum var aslında. Denizay lütfen. Ya burada ilk başlarken şey de yapılabilir. Yani çeşitli zaten işte VC'ler var, işte şeyler var. Onların yatırım yaptığı, zaten piyasada hala hazırda olan SaaS. Onların bazı özelliklerini farklılaşarak çıkılabilir. Bu arada şeye katılmıyorum. Yani hani işte kendi, herkes işte başarılı olanlar kendi problemini çözüp falan öyle. O sonradan hikaye başarılı olduktan sonra öyle yazılıyor. Aslında hikayenin başlangıç noktası o değil. Mesela Türkiye'dekilerin çoğu aslında yurt dışında muadili olanlardan kopya. Yani orada bir problem şey değil, aynısını görüyor. Ben de uygularım, farklı şekilde uygularım. İşte çeşitli kendine has bazı özellikleri ekleyerek devam edip o şekilde başarılı oluyor. Bu da denenebilir yani. Başkasından gördüğün ya da işte atıyorum Çin'de görüp Amerika'da uygulamak istediğin. Tabii o aradaki farklılıkları da katarak şey yapılabilir yani. Eyvallah. Var mı ekleme çıkarma soru? 35. Şerafettin lütfen abi.
Ben Oğulcan'a bir şey daha sormak istiyorum. Belki vardır da. Şimdi mesela buradaki teknik akış ve şey detayda bütün işte kullanılan şeyi çizmişsin, eline sağlık. Peki bunu yani herhangi bir mikro sası çok hızlı bir landing page yapılacak bir şey var mı diagramda? Ya da hani merak ettiğim için soruyorum. Hemen şimdi açarak ekranımda cevap vereyim mi Umut? Nasıl ilerleyelim? Aynen, cevap verelim, sonra güncellemeyi paylaşırız o zaman. Lütfen sen. Bu framework'ten ne kadar yakın herkes bilmiyorum ama mesela Next'te Tailwind kurmak çok kolay. Yani birkaç komutla hızlıca yapabiliyorsunuz. Tailwind aslında sadece bir CSS kütüphanesi değil. Bundan daha fazlasını topluluk olarak yapıyorlar. Örnek veriyorum, ekranda gördüğümüz bütün komponentleri bize ücretsiz olarak, bazılarını ücreti bazılarını ücretsiz olarak web sayfasında veriyor. Örnek veriyorum, bir hero section'a ihtiyacım var. Hızlıca web sayfasına girip aslında React ya da Vue kaynak koduna erişebiliyorum. Bana komponenti veriyor hızlıca. Yaptığım şey komünitede, bundan sonra da yapacağımız şeyler aslında ya Tailwind Component Library'den ya da herhangi bir başka yine kaynaktan HTML, React ya da Vue komponentleri alıp yine oluşturduğumuz projenin içerisine yerleştirip template'leri oluşturmak. Hızlıca bu sayede dashboard'u, account sayfasını, plan sayfasını, landing page'i, blog list, blog detail sayfasını oluşturabiliyoruz. Böylece şimdilik birbirine çok benzeyen sayfalar ortaya çıkıyor. Ama daha sonra aslında klasları değiştirerek, renkleri değiştirerek, özelleştirmeye devam ederek kendinize has landing page'ler yapmaya doğru gidebilirsiniz diye düşünüyorum. Ben özellikle komünite üyelerine ve ürünlere bu şekilde öneriyorum şu an. Çok teşekkürler. Bu arada template'e kadar veriyor. Burada işte SaaS marketing template, bütün aslında bir SaaS ürünün ihtiyacı olacak login, register sayfalarını ve diğer bütün bileşenleri verdiği bir Next kiti var. Mesela kişisel web sayfası için var, bir podcast template sayfası için var ve o kadar güzel hazırlanmışlar ki gerçekten. Yani bir podcast için ihtiyacı olan bir landing page'i veriyor. Ya da bir doküman sayfası oluşturmak. Ya da info product için mesela Yunus şu an burada değil ama kendi ürününün landing page'ini bu kiti kullanarak yaptı. Şöyle hemen açmak istiyorum. Örnek veriyorum. İşte giriş, içerik, ekranlar, detaylar ve geri bildirimler, aşamalar, yorumlar, bir sürü detayın olduğu, pricing section'ın da olduğu aslında bir template'i veriyor bize. Bunu alıp kurup özelleştirmek en hızlı yol. Bu kadar söyleyeceklerim. Eyvallah. Ağzımıza sağlık. Şimdi 37 geçiyor saatte. Biz normalde Product Night, yeni gelenler için Product Night'ta fikirleri tartışıyorduk. Tema neyse o temaya dair fikir alıyorduk ama şimdi Olcan'la özelden yazıştık. Biraz daha tablonun sindirilebilmesi, biraz daha tablo üstünde tabloyu tabiri caizse içselleştirebilmemiz için şöyle bir önerimiz var. Acaba bir iki proje örneğini açsak ve burada hangi yapıda nerede ilerliyor, hangi yapıyla niye cevap veriyoruz, hangi aracı kullanıyoruz gibi hani böyle bir örnek üstünden gitsek o zaman kafalar bilmeyenler için en azından daha iyi oturabilir diye düşündük. O yüzden fikir yarıştırmaktansa elimizdeki fikirleri veya halihazırda sizin fikrinizi burada oturtup yani şunu şu servisle bunu bununla çözülebilir. Bak bununla da şöyle bir yol haritası yaratılabilir gibi bir toplu bir yorum yapabiliriz. Böylece hani o yapıyı, genel yapıyı birbirimize daha iyi anlatabiliriz veya fikirlerimizi konuşabiliriz. Eğer itiraz yoksa bu şekilde ilerlesek sizin için olur mu? Tamam, yok diye anlıyorum. Teşekkür. O zaman sözü Olcan'a veriyorum. Bir iki proje örneği üstünden yapılarla dair aktarımda bulunsun. Belki kafamız daha da açılır. O zaman şöyle hızlıca neler açmayı istediğimi, hangi projeyi açmayı istediğimi söyleyeceğim. Bu arada aramızda olan arkadaşların projelerini, özellikle Ender abi bu stekte olmasa da sonuçta bir mikro ürün odağında ve düşüncelerini belki kendi uygulaması üzerinden konuşmak isteyebiliriz. Bilmiyorum o ne düşünüyor şu an ama eğer olumluysa abi bu emojiyi göndermen yeterli olur. Tamam. Onu da konuşuruz. Aynı zamanda şu an burada değil ama Çetin de chatten paylaştı. Galiba kendi uygulaması Çetin. Yanlışsam düzelt Çetin abi. Hemen bakalım.
Bence kendi uygulaması mı değil mi bu sorunun cevabını da alalım. Şuraya açık tutuyorum. Kendi uygulaması diyebiliyorum ya çetin. Ha, öyleymiş evet. Şimdi ismini gördüm burada. Çok iyi. O zaman şöyle aynen, alıyorum. Aynen. Kendi uygulamam bu da. Bu var. Sağ bu neydi? Yani bunu kapatıyorum. Üyelik modeliyle dönüyor. İşte hı-hı, son ay 400 dolar falan getirdi. iOS'te var sadece. Native. Yani bunun ara sıra böyle ayda böyle bir gün, iki gün falan uğraştığım bir uygulama bir süredir. O zaman şimdi sekmeleri açtım. Kafamda da bir sıraya yerleştirdim onu. Oraya geldiğimizde sana birkaç başlıkta da soru sormak istiyorum. Az önce şu an ekranda gördüğün aslında başlıklara biraz yaklaşacağız. Pardon, şu başlıklara biraz yaklaşacağız. Ve birkaç soru sormak isterim eğer senin için de uygunsa. Tabii. O zaman öncelikle burada olmayan arkadaşımız Yusuf'un ürününden başlayacağım. Çünkü OpenAI'ın iki API'ni kullanıyor ve çok temel bir şeye odaklanıyor. Şimdi versiyon 2 için çalışıyordu. Gelse burada kendi de anlatırdı ama benim yine radarımda olan üye ürünlerimizden bir tanesi. Yaptığı şey aslında OpenAI'nin Embedding API'ni kullanarak doküman içerisinde anlam olarak yakın olan parçaları indekslemek. Vektörel sonucunu almak OpenAI'dan. Ve daha sonra soru sorulduğunda anlam olarak en yakın parçaya gidip soruyu o parçaya sormak. Böylece herhangi bir dokümana, bir sözleşmeye neyse o büyük kaynak onun içerisinde soru sorarak gezinebiliyoruz. Temelde odaklandığı şey bu ürünün ve bunu yaparken erişim konusunu hızlıca çözüyor. Daha sonra pricing konusunda bugünlerde Stripe ama Lehman Squeezy'ye geçecek gibi toplulukta postunda görebilirsiniz. Bu konuya odaklanıyor. Ve aslında kayıt olduktan sonra ödemeyi yapıp içeriye eriştiğinizde de OpenAI API'ni kullanarak bize az önce anlattığım hizmeti sunuyor. Temelde bir şeye odaklanıyor ve bunun etrafında geliştirmeye devam ediyor. Satış da yaptı bayağı. Şimdi versiyon 2'de daha çok sözleşmelere sanırım odaklanıyordu. Bu ürünü bu şekilde söyleyip hızlıca üzerine yorum daha fazla yapmadan devam etmek istiyorum. Ama sorusu olan olursa eğer OpenAI API'leriyle alakalı bunu ayrıca konuşuruz. Bir sonraki hemen sıra bütçe planlama mobil uygulamasına geldi. Birçok buna yakın uygulama kullandım, kullanmaya çalıştım ben de. Hatta senin olmadığın bir oturumda uygulamanın adı Dime diye yazılıyor. Çetede bırakıyorum. O uygulamayı kurdum telefonuma ama tasarımı çok güzel olduğu için açıkçası kullanmadım daha. Biliyorum kullanıcı olarak bizi içeri alıyor. Apple üzerinden sanırım bir ödeme ortamı yarattın. Ve tabii ki arka planda bir database kullanıyorsun. Haricinde başka ne yaptığını bilmiyorum. Kendi öncelik sırana göre bizimle paylaşabilir misin? Yani ben normalde günlük işimde yani 10 seneye yakındır aslında mobil uygulama develop etmiyordum yani. Normalde web, finansal, backend, frontend, web işleri falan yapıyordum. 2017'de yazdım ben bunu React Native'le. Ama hiç internet bağlantısı olmadan çalışan bir versiyonunu yaptım bunun. İşte öyle bir niş yarattım yani. Genelde bu uygulamalar çok fazla privacy bilmem ne istiyor. İşte banka hesabına bağlanmak istiyor falan. O zamanlar öyle yaptım. Sonra bıraktım kendi haline. Bu sene işte yazın Bodrum'dayken dedim ben bunu tekrar CBFIO'ya geçireyim ki yani böyle önü açılsın saat o bulcarçurt. Bir de artık update falan edemiyordum. Ondan sonra bak mesela evet uygulama üstünden gidersek. Ama Mac'imde kapanıyor. Bilmiyorum neden. Ben şey yapayım, telefonuma yükleyip ekranı bilgisayara aktaracağım. Sen devam et. Olur. Ben 10 saniye yaparım o işi. Aynen. Yani işte ben bunu CVFIO'ya geçirdim. Teknik sorunlar olmuştu işte biraz React Native bile. Update edemiyordum yani uygulamayı daha doğrusu. Çok sorun yaşadım falan. Ondan sonra da şey yaptım. Zaten ben hep yıllardır takip ediyorum kim kullanıyor, nasıl kullanıyor. Ve bana mail attıklarında da hemen cevap veriyordum. Zaten benim bayağı yüksek yorumum var. Hani bu 4.4 ve 276 rating bunların şey bazıları şey diyor hani aşağıda bazı görünür.
developer bana saniyede geri cevap döndü falan, çok acayip falan diyenler var. O benim çok işime yaradı. İşte insanlar niye kullanıyor, ne istiyor falan. Hep böyle mesela şu uygulama paylaşma gibi özellikleri falan ekledim. Yani böyle kafa yordum yani nasıl bir şey yapılır diye, ama finans tarafında uygulama geliştirmeyi kimseye tavsiye etmiyorum. Finansta sıkıntı, marketing bütçeleri çok yüksek kompetitörlerin. Yani normalde bir filtre uygulamasını atıyorum 0.60 tep başına, yani tıklanma başı diyelim, bir ad verebilirken $14'lara $13'lara çıkıyor falan finansta bu konu. O yüzden şey çok önemli, trafik çok değerli. Ama bir yandan da çok elinde limitli resource olunca yaratıcı olmaya başlıyorsun tabii. O yüzden işte Mixpanel kullanıyorum. Mixpanel'in bedava kullanılabilecek her şeyini kullanıyorum. Şiddetle tavsiye ederim. Yani Google Analytics üzerinden falan göremediğim bayağı bir şeyi görmemi, uygulamada insanlar neyi kullanıyor, neyi kullanmıyor, yok, analiz etmemi bayağı sağladı. O bayağı bir birinci milestone. Yerlerde artış yaratan. Yani öyle genel olarak. Haftada 200-250 insan indiriyor. Ayda aktif kullanıcı sayısı 1000. Para ödeyen de aylık 60 kişi falan var şu an. Çünkü subscription'a yeni geçtim. Yıllık $20. Öyle bir uygulama. Sadece iOS'te var. Arka biraz tarafta evvel... teknik olarak konuşursak da sadece Firebase kullanıyorum. Başka hiçbir şey kullanmıyorum. Kendim Ruby on Rails'da yazmıştım backend buna. İşte kompleks işler yapmıştım falan. Hepsini çöpe attım. Hiç kimseye de tavsiye etmiyorum. Sadece Firebase kullanıyorum. Firebase'in her şeyini kullanıyorum. Kullanabildiğim. O kadar yani. Hani bulabildiğince basit bir stack. Bir de konusu geçti. Şeyi hiç tavsiye etmem yani, böyle yeni framework'ün yeni versiyonu ya da vesaire. Benim hani sektörde ki yakın çevremde çok fazla şey var. Bireysel proje üreten insan. Umut da biliyor, ortak tanışıyoruz bazılarıyla. Çok böyle çılgın gelirler elde eden, çılgın işler yapan bireysel. Hiçbirisi şeye bakmıyor. Çoğular evvelle yazıyor, öyle diyeyim size. Yani hiç kimse yeni bir teknoloji kullanıyor işte. Çok yapayım falan şeyinde değiller yani. Next kullanayım, Vercel'in işte bilmem nesine geçeyim falan değil. Tam tersi, en üretken oldukları ürün, en üretken oldukları tool neyse onunla çalışıyorlar. Yani developer için en zor şey bu. Ben kendim de developer olarak çok geniş bir alanda ilgi alanım var. Yani yıllardır bu bir uygulama. Ama ben 10 senedir bayağı bir şey yaptım. Elektronik devre tasarımından tut da, robotikten tut da, Stanford'da 6 ay AI kursuna kadar. Böyle çok geniş her bir şeye el attım. Atmasaydım, sadece uygulama geliştirseydim, eminim finansal olarak çok daha iyi olurdu. Yani amacınız öyleyse, tavsiye ettiğim şey de arkadaşlar, hani tek bir alandan gitmek olur. Bildiğiniz en iyi şeyle. Ya da tek bir şey öğrenip onunla devamlı ürün çıkartmak olur yani. Kısacası. Sen böyle söyleyince aklıma şey geldi benim. Bu Levels.io'nun projelerini Laravel'le yapıp istatistik dashboardlarını falan da satır satır tekst olarak kullanması, hiç ya oraya geliştirme. Ben onu kavga ettim. Twitter'da tartıştığım zamanında. Ben o herifi beğenmiyorum. Şöyle beğenmiyorum. Çünkü kitlesini monetize ediyor. Kitlesini paraya çeviriyor. Ve insanlara yalan bir algı satıyor. Git hadi yaz bakalım istediğin ürünü. Bir kişi satın almaz yani. Hatta 10 kişi alır, 5 kişi alır. O herif o kadar ciddi bir kitlesi var ki. Adam zaten ne üretse paraya çeviriyor. Yani örnek Wallet App, Ferhat Tezakar mesela. Daha demin onu konuşuyorduk. Hayvan gibi trafiği var. Yani ne koysa satıyor içine reklam linki olarak adam. Yani senin trafiğin olduktan sonra bana gelip ben yok PHP ile yazdım, yok bilmem ne. Ya bu herif onu işte söylemiyor. Çünkü bu herif zamanında Excel dosyası yolluyormuş insanlara. İlk başladığında Nomad Liste.
oradan bir hayvan gibi follower elde etmiş. Onları monetize ediyor. Yani o yüzden iyi bir örnek değil. Onun böyle işte yok React bilmem lazım, yok işte PHP ile yapman lazım, aptalsın gibi çıkışları onun bence geri zekalı olduğundan. Yani insanları kandırdığını düşünüyorum ben. Çünkü onun yaptığını aynısını aramızdan biri yapsın. Ekmek parası bile çıkartamaz yani, o bir sayfalık PHP yaptım 10 bin dolar kazan. Yok yani öyle bir şey imkansız bence artık. Varsa onun gibi bir kitlen yaparsın. Onun gibi merak eden, takip eden bir kitlen varsa paraya çevirirsin tabii ama. Yani şu anda atıyorum uygulama yapsan onun bahsettiği gibi app review'den geçmez. Anlatabiliyor muyum? Yani şöyle kaliteli bir şey yapamıyorsun artık, ürünle para kazanamıyorsun bence. Bu arada konunun mesela benim stack listemde, aslında teknoloji listemde araçların bulunma sebebi genelde bir şeyi ne kadar yoğun, ücretsiz planı ne kadar dolu ve ne kadar kolay aslında o dağıtım sürecini tek bir developer üzerinden alabiliyoruz. Bunu nasıl daha kolay yönetebiliyor, nasıl daha hızlı çıkartabiliyor, buna odaklanarak aslında listeye alıyorum genelde teknolojileri seçerken. Firebase örneğinden bahsettim. Bütün uygulamanın aslında her şeyini Firebase'de yapabiliyorum. Hem şu an yapabiliyorsun hem de Firebase gerçekten çok fazla yeni özellikle geliyor. Etrafındaki topluluk da çok iyi diye düşünüyorum ben. Web'de böyle değil belki, bilmiyorum sen ne düşünürsün. Ama mobilde gerçekten iyi desteklendiğini düşünüyorum. Aynı şekilde... Bu efendim? Şey Indie Hackers mesela tamamen Firebase kullanıyor diye yani hala bilmiyorum da biraz mindset shift istiyor sadece. Hani bilgisayar kullandığım şeylere benzemeyen bir yapısı var. Ama bence yani çok iyi bir investment. Bu işlere özellikle yeni başlıyorsanız ve çok bir backend bilginiz falan yoksa bence zamanınızın büyük bölümünü Firebase'e ayırmak çok büyük bir avantaj olur. Çünkü şöyle yani mesela benim Heroku'da benzer ürünler için serverlarım var falan. Ayda 50 doların altında para ödemiyorsun. Onun 100 katı, 1000 katı trafiği Firebase'de ödediğim para böyle 8.80 TL, 5 TL, 3 TL. Arkadaşımın app'i var, 800 bin kullanıcısı var aylık, 800 bin. Ödediği para 22 lira falan. Yani o yüzden hani Firebase'i bireysel de iyi kullanırsan ve konuyu da hakimsen, neler yapabildiğini biliyorsan acayip hızlandırır her şeyi. Evet. Bu süreçte de 4 haftalık süreçte aslında Firebase, Supabase'te övmeden geçemeyeceğim. O da iyi bir alternatiftir. Görmüşsünüzdür paylaştığım ikinci MicroSaaS aslında mimarisinde biraz bir şeyler paylaştığım ekranda. Herhangi bir backend servisi yazmaktan hiç bahsetmedim. O yüzden ben de bu konunun altını çizmek istiyorum. Bir diğer ürün fikri de aslında Ender abinin burada ve aslında podcast keşfetmekle alakalı bir ortam oluşturdu ve yine kullanıcı giriş kayıt işlemleri var ve yine bir veri depoluyor ve bunu bir sosyal medya ya da artık şu an kendi yorumlayacaktır içerideki olayları. Sonuçta bize kapalı bir uygulama içerisinde bir hizmet sunuyor. Önümüzdeki dönemde de özellikleri değişecek olsa da belki buradan para kazandığı bazı özelliklerle önüne bir ödeme geçidi de yerleştireceğini düşünüyorum ben. Genel olarak yorumlayacak olsan abi ürününü yine bizim kapsamımızda nasıl yorumlardın? Yani neler var? Benim söylediğimden fazla eksik bir şey var mı? Nasıl bir ürün bu ürün? Merhaba herkese, iyi akşamlar. Aslında çok fazla bir şey yok senin söylediğinden fazla. Sadece şunu söyleyebilirim. Siz bana ilk buna mikro ürün deyince ben hani bunun neresi mikro ürün, bu sosyal medya platformu bir yerde, bir de discovery platform. Ben bundan nasıl para kazanırım deyince, bu OpenAI var. OpenAI API kullanıyor discover kısmında. İşte siz oraya işte en güzel komedi podcastları yazdığınızda o size bir liste dönüyor. Tabii ben bunu API'de arkaya şey yapıyorum, istek atıyorum falan filan. Burada şey, tabii OpenAI bir kredi veriyor galiba, 18-20 dolar gibi bir şey. Onun ben o dolar sandım, herkes kullanır sandım. Ondan sonra herkese 10 tane şey verdim. Discover kısmına gelirsen görebilirsin abi. Altta
orada mesela remaining credit 10 diyor. İşte orada 10 o azalıyor. O belli bir süre dolunca ondan sonra para isteyecek. Ya para istemeyecektim de Stripe sayfasına yönlendirecektim. Sonra da aslında ödeme almayacaktım. Bir test edecektim ama düşündüğüm gibi kullanılmadı. Çünkü sosyal medya domaini gerçekten çok zor. Kimseye tavsiye etmiyorum. Ama Oğulcan dediği gibi başka bir şeye üstüne çalışıyoruz. Çok da gizli değil. Belki paylaşabilirim ama çok primitif olduğu için çok anlatmayayım şu an. Zaten görürsünüz. İlk toplulukta paylaşırız muhtemelen. O daha business'a, yani daha işe, paraya dönebilecek bir şey. Beni daha çok heyecanlandırıyor. Bir tık daha zor buna göre. Ama en azından ben bir sene oldu buna başladı. Tamamen kendi merakımdan başladım ve sonra çok başka bir şeye evrildi. Yaklaşık 250-300 kullanıcı var. Yani geri dönüş olmuyor sosyal medya olduğu için ama toplamda işte bu kadar kullanıcı var. İçeride de yaklaşık 1500 ya da herhalde daha fazla 2000 unique podcast var galiba. Hatırlamıyorum sayısını şu an. Backend'de Ruby on Rails var. Ben de yaklaşık 12 senedir yazıyorum Ruby on Rails ve en iyi bildiğim şey bu. Bayağı da iyi bildiğim bir şey bu. Heroku üzerinde duruluyor ve gerçekten Heroku çok para alıyor ama yapacak bir şey yok. En azından en hızlısı o benim için. Zaten amacım ürün yapmak, teknoloji öğrenmek değil. Ama OpenUI ile beraber başka teknolojiye girmek zorunda kalıyorum zaman gelince ama en azından bu çalışıyor mu, bir iş olur mu diye baktığımda evet, bu valid bir problemmiş. Birkaç tane rakip var dünyada yapan, iyi de yapan ama benimki başka bir yere evrilecek. Yani sosyal medya olarak kalmayacak. Bu zor bir iş çünkü anlattım, benim gördüm. Tailwind var ön tarafta. Design'ına Muhammed topluluktan yardım etti. Sağ olsun, kendisine tekrar teşekkür ederim. İlk başta ben kendim o Oğulcan'ın gösterdiği template'leri kullanarak yaptım. Ondan sonra topluluktan designer bulduk. Sıfırdan yaptık. Frontend'i başka bir arkadaş kodladı. Yani o web tarafı, benim üstüne kodladığım tarafı. Ondan sonra onun üstüne ben bir daha kodlamaya devam ettim falan. Böyle bir yere geldi ama çok da ilgilenmiyorum. Öyle kendi kendine takılıyor şu an. Biraz daha bunun başka bir tarafında odaklanıyoruz. Şimdilik öyle diyebilirim. Sorunuz varsa cevaplayabilirim. Harika abi. Gerçekten güzel oldu. Sorusu olan hemen el kaldırabilir bu arada. Eğer yoksa Ender, da... Gel... Sen paraşütte mi çalıştın daha önce? Evet abi, ben paraşütte çalıştım. Hangi yıllar? Hı? Hangi yıllar? 2017-2020. Ha, ben de 2014-2016. Senden sordur yani. Aynen. Rails kapat falan deyince biz... aklıma geldi sonra. LinkedIn'de görmüştüm galiba. Aynen, evet. Harika. O zaman abi ekleyeceğin bir şey yoksa bir diğer projeye geçip... Yok abi, teşekkür ederim fırsatlar. Bir şey daha var aklımda, ekranımda olmayan ama önce Notion Plus'a ve Uğur'un bugünlerde üzerine odaklandığı ve harika işler yaptığı bir fikre gelmek istiyorum. Aslında yaptığı şey Notion'daki sayfalarımızı daha da zenginleştirecek bileşenleri Notion üzerine yerleştirmeyi sağlayacak bir araç diye düşünüyorum. Satın alıyoruz, içeri giriyoruz. Bileşenleri alıp Notion'daki sayfalarımıza yerleştiriyoruz diye söyleyip burada durayım ve sözü Uğur'a vereyim. Oradaki kendi deneyimini bize anlatsın. Bu ürün neymiş? Hangi parçalar varmış bu arada? Öncelikle bu soruların cevaplarını alırsak çok iyi olur. Notion Plus, öncelikle söz verdiğin için teşekkürler. Notion Plus, Notion Plus'ın çıkış noktası Notion'da olmayan bir takım şeyleri eklemekti. Ama sonra buralara doğru evrildi ve geniş bir planlaması var. Şu an bir tane ürün gibi gözüküyor ama çevresinde 6-7 tane daha ürün yapıp o ürünleri de Notion Plus'ı besleyecek şekilde yapacağım. Ve o ürünleri de bu yıl sonunda satmayı, en az 10 bin dolardan satmayı düşünüyorum. Yani 6 tane falan ürün yapıp satsam teknik olarak TL milyoneri oluyorum. Bakalım yapabilecek miyim? Bunun dışında şimdi burada ben komponent diye yazdım ama başka nasıl tanımlayabilirdim bilmiyorum. Tailwind'e falan baktığınızda ya da Bootstrap'e falan baktığınızda hazır böyle kitler falan var. İşte logo burada oluyor, menü burada oluyor. Yani normalde sen oturur yazarsın ama hazırdır, onu kopyalarsın, hemen kullanırsın. Aynı mantık burada da var. Notion'da orada e-commerce'a tıklarsan eğer açılır yanda. Hı, ben bilemiyorum. Uğur, sen benim yanımdan geçen. Sen tamam. De ilk defa geçiyorum. O zaman ben resimlere de link atayım.
Tamam, harika bu arada. Bir tane örnek bileşen var. Aynen. Bunu mesela alıyorsun, pıt diye kullanıyorsun. Ya da onun menüsünü kullanıyorsun, galeri kısmını kullanıyorsun, footer'ını kullanıyorsun, header'ını kullanıyorsun gibi gibi şeyler var. Bu şekilde bu bilim nerede ne işime yarayacak? Bunu diyelim ki web sitesi yapacaksın Notion'la alakalı. O web sitesinde bunu kullanabiliyorsun. Onu özelleştirebiliyorsun vesaire vesaire. İlerleyen zamanlarda bunu yan geliştireceğim ürünlerle de harmanlayacak ama sadece bu değil. Bu Notion Plus klasik dediğim bir kısım. Asıl yapmak istediğim MicroSaaS. Bu şu an MicroSaaS değil. Ama bu ay içerisinde inşallah MicroSaaS olacak ve digital'lara odaklanacak. Fakat konumlandırmayı herkesin kullandığı widget'lar değil de sadece template üretenlerin kullandığı widget'lar olacak. Template üretenlerin mesela ihtiyacı olan farklı fontlar, farklı renkler ya da işte butona tıkladığımda o butonu ben kullanıcı olarak template üreticisi hazırlıyor sistemi ama ben kullanıcı olarak butonun ismini değiştirmek istediğimde hızlı bir şekilde değiştirebileyim. Gibi gibi böyle template üretenleri konumlandırdığım bir mikro sahasına dönüşecek. O zaman sana bir soru daha sormak istiyorum. Evet. Detaylara girdikten sonra. Abi sen burada satıyorsun. 9 tane satmışsın şu an. Evet. Şimdi senin şirketin yok. Evet. Değil mi? Türkiye'de yok. Aynen. Ben bu Buy Now'a basınca beni Uğur Lemon Squeezy diye bir siteye götürüyor beni şu an. Götüremedi aynen. Hala bu arada. Bastım gitmek üzere. Şu an yolda sanırım. Olabilir. Bekleyeceğim. Bir daha basayım. Acaba ondan mı satılmıyor? Gittik. Şimdi burada diyor ki klasiği satın al diyor. Kartla her neyse banka şeyle bir şeyle ödeyebiliyorum. Satın aldığımda sonra beni tekrar app'e yönlendiriyorsun ve artık erişebiliyorum dashboard'a. Aynen. Sen orada bu aracı kullandın. Şu an ve bunu dashboard yok gerçi de sadece Notion linkine gönderiyor. Sen de tamam, sonuç linkine... olarak erişeceği yere gönderiyorsun. Bunu da şirketin şu an yokken Lemon Squeezy ile yapabiliyorsun ve aslında ürününü kolayca satabiliyorsun diye düşünüyorum. Burada yaptığın şey, düşündüğün şey, zorlandığın şey var mı bu ödeme kısmında, ödeme geçidini oluştururken? Önerebileceğin bir şey var mı ya da? Ödeme oldukça çok basit, oldukça basit bir şekilde çalışıyor. Kolay, karmaşık hı hı. değil. Ya benim önerim direkt linki vermek yerine araya şey katabilirsiniz. Teşekkürler satın aldığınız için falan tarzında böyle havai fişeklerin patlatıldığı bir şeyler yapabilirsiniz. Şu an ben bunu yapmadım ama bir sonrakinde yapacağım yani. Evet, aslında linkin şeyler. Altına sadece checkout linkini yerleştirdim bu butonun aynen. altına. Bu link o ürünü içeriyor sadece. Aslında bir abonelik sistemi yok şu an. Sadece bir satın evet. alma var o kadar yani. Aynen. Anladım. Tek sefer satın alıyor. Onu da 22 Mart'ta abonelikli sisteme geçmeyi düşünüyorum. 8 Mart'ta da Notion web site bu yıldır çıkartmayı planlıyorum. Hepsi birbirine gerçekten destekleyen mükemmel. Bir şey. Sanırım bir sorusu var Ender abi. Ya bu şeyi soracağım. Eline sağlık. Ben de almıştım. Bir mail geldi, bir link geldi. Tabii onu kaybedince kaybediyoruz diye anlıyorum ben yani. Çünkü o asetlere ulaşmayı diye düşünüyorum. Bir mail geldi. Bir de bir link var. O mail gittiyse, o link de gittiyse galiba hani bir şeye ulaşamıyoruz. Bu bir. İkincisi mesela sen yeni şeyler eklediğinde bu early adapter'lar biz ulaşabileceğiz mi? Yani nasıl güncellenecek? Öyle bir düşüncen var mı? Yeni komponentler eklediğinde falan. E-mail konusunda sadece sen değilsin. Çinli bir tane müşterim o da e-mailini kaybetmiş. Bana e-mailden yazıp önerdi, şey söyledi. Ben kaybettim bunu falan tarzında. O konu hakkında Lemon Squeezy'nin yaptığı bir şey yok. Yani sanırım var gibi ama emin değilim. Yani My Order diye bir sekmesi var. Oraya girdiğinde orada neyi satın aldıysan gösteriyor. Ama Lemon Squeezy üyesiysen diye biliyorum ama işte yok. Detayları bilmiyorum. Bunu araştırıp soruşturmam vesaire gerekiyor.
Ekstra ne olabilir diye henüz emin değilim. Belki e-mailleri kaydettiğim, e-mailimi yaz. Varsa ben sana çıktısını vereyim. Yani tekrar e-mail gönderin gibi bir arayüz vesaire yapılabilir. Bunun dışında bir şey daha sormuştum sanki de hatırlayamadım ya. Bunun dışında şey sordum. Yeni komponentler eklediğinde bu alan insanlar faydalanabilecek mi? Ekstra charge mı edeceksin? Ben işte sistemi güncelliyorum. Güncelledikten sonra e-maillerimiz bende var. Limon Squeeze üzerinde gözüküyor. Ben bu e-maillere gönderiyorum. Diyorum ki yeni bir tane güncelleme geldi. Buradan bu linkten kullanabilirsiniz vesaire. Bu şekilde çalışıyorum. Okey. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Uğur, eklemek istediğin başka bir şey var mı? Yoksa süremizin sonuna gelirken bir mükemmel hafta sonu projesinin altını çizmek ve iki arkadaşa söz vermek istiyorum hızlıca. Muhammed ile Ömer Erdem hafta sonu buluşup ChatGPT'yi kullanarak bir mobil uygulama fikri. Tamamen bu arada her şeyi ChatGPT'ye yükleyerek sanırım bir mobil uygulama aslında fikri ortaya çıkartmaya çalıştılar ve büyük oranda da yaptılar diye anlıyorum. Tweet linkini chat'e bırakıyorum. Siz de bakabilirsiniz. Ama bu nedir diye Ömer, Muhammed hanginiz ilk söz almak istersiniz? Bir Ömer'e söz verdi Muhammed. Tamam. Ömer buyur. Şöyle başlayayım. Güzel bir hafta sonu projesi fikri aklınıza geldi. ChatGPT'ye bir mobil uygulama oluşturma. Ne kadar yapılır ne kadar yapılmaz bir tereddütüm vardı. Yani yine proje çıkardı ama hani ne kadar ChatGPT'ye yaptırabilirdim. Önemli husus buydu. Ama en önemlisi burada önceliğimiz tasarımdı. UX olmadan bir uygulama çıkartmak istemedim. Muhammed'den rica ettim. Muhammed de sağ olsun çok yardımcı oldu. Projeyi o başlattı aslında. Tasarım konusunda Muhammed gerekli işlemleri yaptıktan sonra ben tasarımları iyi promptla, yani betimleyerek tamamen ChatGPT'ye yazdırdım. Yani %90 oranında ChatGPT yazdı. Ben sadece bazı paketlerde işte kullanımda isimler falan değişmiş. Bunları düzelterek, non-label özellikler ekleyerek kod yazdım. Aslında 2-3 satırı geçmez yazdığım kod. Ve markete yükledim. Yaklaşık 3 gün sürüyor reviv. Şu an reviv'i bekliyoruz. Apple'dan geçebilecek mi onu merak ediyoruz. Bir gün sürdü tamamen. Uygulama İngilizce deyim öğrenme uygulaması. Push notification atıyor. Deyimleri yani kaydırarak bakabiliyorsunuz, seviye seçebiliyorsunuz ve likeleyip kaydedebiliyorsunuz. Deyimleri de bu arada ChatGPT'ye yazdırdım. Hiçbir şekilde dışarıdan data almadım. Datayı da direkt ChatGPT'ye verdim, JSON formatı. Dedim ki bana bunu JSON formatında çıkarmanı istiyorum ve seviye seviye. O tamamen bu işi halletti. Yani hiçbir şekilde dışarıya adım atmadım. Lokal database kullandım. Onu da ChatGPT'ye söyledim. Bunu kullanacağım. Bana direkt bunun üzerinden kod yaz diye. Burada önemli olan birkaç sayfa çok basitti. Bir dakika içerisinde yaptım yaklaşık ChatGPT ile. Onlar 2-3 widget içeriyordu. 2-3 parça resim ve yazı tarzı. Komplike 2-3 sayfamız vardı. Burada öncelikle UI'ları yazdırdım. Aşırı detay vererek bayağı uzun bir promptla her bir parça için aşırı iyi detay vererek oluşturmaya çalıştım. 4. 5. denememde UI'ları oluşturdum. Ve bu sayfaların daha sonra servisini oluşturmasını istedim. İşte notification izninden tutup notification'ın programlanması, işte bunun izninin alınması, lokal database'e kayıt olması, işte uygulama açılırken kullanıcı onboarding'i görmüş mü görmemiş, lokal database'den okuyup ona göre devam etmesi tarzında bütün servisleri de UI oluşturduktan sonra yazıp gerekli yerlere ekledim. Hatta servislerin nasıl kullanacağını örneğini aldım. Baktım ne kadar verebiliyor, işte nelerde yardımcı olabiliyor diye. Dediğim gibi ChatGPT bunu başardı. %90 oranında bunu halletti. Eğer ki Apple'dan geçebilirsek bunun versiyonu 2, 3, 4 yani nereye kadar gideceğini bilmiyoruz. Böyle ilerletmeyi düşünüyoruz. Detaylı ASO yapıp üstelik satılabilir bir model oluşturup paywall koyup ilerletmeyi düşünüyoruz. Şu an biraz Apple'a bağlıyız bu konuda. Bekliyoruz. ASO konusunda da gece hemen markete yüklemek istediğim için herhangi bir şey yapmadım. Muhammed'in tasarımını alıp birkaç yazı ekleyip description'ı, policy'leri falan komple hepsini yine ChatGPT'ye yazdırdım.
Kelimelerimi de ChatGPT'ye seçtirdim. Yani orada tamamen ne yaşandı çok hatırlamıyorum. Gece bir gibi falandı. Markete yükledim, review'e koydum. Muhtemelen yarın ya sonraki gün sonuca ulaşırız. Eğer onay alırsak proje devam edecek. Şu an ben de Muhammed'e aktarabilirim sözü. Harika gerçekten. Şunu söyleyeyim, buradaki asıl amaç zaten Ömer'in dediği gibi, yani kısa bir sürede ChatGPT sayesinde hızlı bir ürün çıkarmak, bu çok güzel bir şey. Yani bunu, bu sadece başka proje de bunu yapabiliriz. Ayrıca inşallah nasip olursa Ömer bu promptları da satışını istiyor, düşünüyor yani. Info product olarak yani. Bence çok değerli yani. Böyle promptların. Evet ya, yani şöyle bir düşüncemiz var. Süreç onaylanırsa bizim için daha tatlı olacak. Belki bir info product olabilir. Baştan sona bir repi ChatGPT'ye oluşturup bunu markette yayınladık tarzında promptlarla, örnekleriyle, detaylarıyla, kanlı canlı şahidiyle iyi bir belki şey olabilir, ürün olabilir ekstra diye düşünüyorum. Bu arada prompt satışı deyince araya reklam sokmak istiyorum kendim için. Ben de ChatGPT domaininde aslında acaba promptlar bir API üzerinden kullanılabilir mi? Prompt share edilebilir mi? Bu böyle bir ufak bir mini app olur mu diye düşünüyorum. Hafta sonları vaktim oldukça deniyorum ama daha ortaya çok az vakit ayırabildiğim için bir şey çıkartamadım ama herkesin aklında bence prompt edit uygulaması, share uygulaması bir şekilde nereden yakalanırsa bence çok şu an daha odaklanılmamış bir konu. Yavaş yavaş Daily Dev'de, Hacker News'de, Product Hunt'ta görmeye başladık bu gibi uygulamaları. O yüzden değerli olduğunu düşünüyorum. Aklınıza fikirler gelirse mutlaka sonraki Product Night'ları da bu konuda değerlendirelim arkadaşlar. Sorusu olan varsa bu arada az önceki mobil uygulama OpenAI ChatGPT ile ilgili direkt el kaldırabilirsiniz. Hemen söz verebiliriz. Ya da yavaş yavaş kepenkleri indirebiliriz. En azından official oturum için. After'a geçeriz yani. Soru var mıdır? Şu ana kadarki süreçle alakalı olarak. Yok galiba. Süper. Şimdi o zaman ufaktan toplamak gerekirse, en başta söylediğimiz gibi bu ay Microsoft üzerine farklı farklı oturumlarda buluşacağız. O yüzden bunu bir başlangıç olarak alırsanız çok mutlu oluruz. Süreçte daha teknik, daha taktik veya daha spesifik geri bildirim istiyorsanız hani diğer oturumlarda da buluşabiliriz. Veya gün içerisinde uygun zamanda bize dürt edebilirsiniz. Gelseniz konuşalım bir 5-10 dakika diye, onu da yaparız. Mevzu burada hani ay boyunca farklı farklı temalarda, daha doğrusu aynı temada farklı farklı alt başlıklarda buluşmak olacaktır. Oğulcan'a son sözü vereyim. Oğulcan'a da ayrıca teşekkür edelim aktardıkların için. Buyur Oğulcan, son söz senin after party'ye geçmeden önce. Ekranımı görüyorsunuz. Ekranımda etkinlik listesi var aslında. Tam olarak bir ay için işte öğrenme, geliştirme, pazarlama ve satış başlıklarında. Aslında az önce bahsettiğimiz Supabase, Firebase, ileri seviye detaylı baktığımız, işte DevOps çözümlerine, bu platformlara odaklandığımız deneysel çalışmalardan tutun. Aslında abonelik modellerinin üzerine çok daha detaylı konuştuğumuz farklı oturumlar var ve ayın sonuna kadar devam edecek. Bugün Microsoft nedir genel olarak baktık aslında. Cuma günü az önce gösterdiğim Figma üzerinde yaptığım basit tasarımları biraz daha bir fikir üzerinde. Nasıl teknik tasarımı yaparız? Bütün parçaları nasıl konuşuruz? Sonra bunu uygulamaya nasıl geçeriz aslında deneyeceğimiz bir oturum. Sonraki haftalarda da devam edecek. O yüzden topluluktaki bir postu, linkini chat'e bırakayım. Ekranımı da durdurayım. Takip etmeniz hepimiz için, Microsoft ile ilgilenen herkesin yararına olur diye düşünüyorum ve deneysellerde özellikle ve Product Night'te sizin katkınız çok daha fazla olacak. Bunu da ayrıca söylemek isterim. Kendi aktif ürününüz, geliştirmek istediğiniz ürününüz ya da gördüğünüz bir ürünün detaylarına inmek için Product Night değil, belki deneysel çalışmalarda daha detaylı bakabiliriz ya da kullanılan bir araç, Firebase olur, Supabase olur, Tool Night'da daha detaylarına inebiliriz. Her bir parçasını değerlendirebiliriz. Bunun için uygun ortamımız olacak. Umarım hepimize ürün süreçlerinde faydalı olur diyerek bitiriyorum burada. Eyvallah. Ağzına sağlık. Var mıdır son söz, soru?